Merhaba arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda dönemlerin özellikleri konusunu işleyeceğiz bugün. Biraz hızlı geçmeye çalışacağım ama yoğun bir konu, önemli de bir konu aynı zamanda. Hatırlarsanız Türk Edebiyatı'nı üç ana döneme ayırıyorduk. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisinde ve İslamiyet'ten sonraki Türk Edebiyatı olmak üzere. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nı anlayabilmek için önce İslamiyet'ten önceki yaşamlarını bilmek gerekiyor. Atlı göçebe yaşıyorlardı, savaşçı bir toplumdular. Doğal olarak eserlerin çoğu sözlüydü. Sözlü bir edebiyattır bu ve anonimdir. Yazılı olmadığı için daha doğrusu kimin söylediği, eseri ilk kimin söylediği belli değil. Nazım birimi dörtlüktür. Ölçü milli ölçümüz olan hece ölçüsüdür. Bunu unutmayalım. Milli ölçümüz hece ölçüsüdür. O nedenle zaten halk edebiyatında devam ediyor. Milli edebiyatta hece ölçüsü baz alınıyor. Çünkü Türkçenin özellikle sözlü edebiyatının en rahat şekilde söylendiği ölçü hece ölçüsü. Düşünün at sırtında gidiyorsunuz, uzun uzun sözler kurma gereği hissetmezsiniz değil mi? O nedenle yarım uyak kullanmışlar. Çok süslü sanatlı bir dil kullanmamışlar. Bu dönemde Savsak'ı, Koşuk ve Destan gibi türler var. Unutmayalım Savsak'ı, Koşuk, Destan İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda vardı. Gördüğünüz gibi bakın ozanlar bağlama demeyelim, Türk kötüründe kopuz çalıyorlardı. Kopuz Türklerin milli müzik aletiydi. Şairlere tabii ki edebiyat din temelli çıktığı için bütün sanatlar gibi şairlere şaman, kam, baksı, ozan ve oyun adı verilirdi. Şaman, kam, baksı zaten bunlar Budizmin, şamanizmin din adamları aynı zamanda. Şiirler kompozisyonunda söylenir dedik. Yabancı dillerden çok az sözcük var. Neredeyse yok diyebiliriz. Çünkü tamamen içine kapanık bir toplum o dönemde. Daha çok doğa, aşk, ölüm, kahramanlık gibi temalar işlenmiştir ve yerli bir edebiyattır. Türklerin en az etkiye ile yabancı, şöyle diyelim, Türklerin en az yabancı etkiye maruz kaldığı dönemde. İslamiyet öncesi edebiyatın ikinci dönemin yazılı edebiyat dönemi. Göktürk ve Uygur yazıtları bu dönemde yazıldı. Göktürk yazıtlarını daha derin işleyeceğiz ama şu an için Göktürk yazıtları için şunu söyleyebiliriz. İlk yazılı Türkçe metinler. Günümüzde Moğolistan sınırlarında Orhun Vadisi'nde yer alıyor. 38 harfli ilk Türk alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmış. Bu açıdan kültür tarihimiz bakımından gerçekten çok önemli yazıtlar bunlar. Gördüğümüz gibi taş üzerine çiviyle yani taşı yontarak yazmışlar. Bu yüzden bunlar unik alfabede deniyor. Üç kitabeden oluşuyor. Bunun özelliği şu, Türk Edebiyatı ilk yazılı belgeleri, ilk tarihi belgeleri, ilk nutuk, Türk adının geçtiği ilk kaynak, Türk alfabesinin kullanıldığı ilk eserdir. Kültigin, Bilge Kağan ve Ton Yokuk olmak üzere üç tane kitabe vardır. Bunlar ikinci Göktürk ya da ikinci Köktürk dönemine aittir. İlk olarak Danimarkalı Thompson tarafından okunmuştur diyebiliriz. Uygur yazıtları 14 harfli Uygur alfabesiyle yazılmışlar. Maniheizm ve Budizmin etkisini görürüz. Mani ve Buda dinine ait dini metinler var. Neler bunlar? Kalyanam Kara ile Papam Kara hikayesi, Altın Yörük, Sekiz Dikmek ve Irk Bitik bu döneme ait eserler. Daha sonra İslamiyet'i benimsiyor Türkler ve İslamiyet'i benimsemeyle İslamiyet'in çok yoğun bir etkisi oluyor. Böylece hep yeni bir edebiyat oluşuyor. Hem dil hem nazım şekli hem tema bakımından Türk edebiyatı oldukça fazla değişiyor. 11. ve 12. yüzyıllarda İslamiyet'in etkileri kendini hissettirmeye başlıyor ve bundan itibaren İslamiyet'in etkisinde eserler veriliyor. Özellikle Arapça ve Farsça kullanılmaya başlanıyor. Bu 11. ve 12. yüzyıl geçiş dönemidir arkadaşlar aslında. Burada 4 tane önemli eser çıkıyor. Bunları ayrı ayrı anlatacağız. Kitab-ı Bilig, Divan-ı Mübadet, Türk Atabet ve Akarik ve Divan-ı Hikmet. Bu eserlerden sonra artık yavaş yavaş İslamiyet'in etkisinde gelişen Türk edebiyatına giriyoruz. O dönemi ikiye ayırıyoruz. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere. Halk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatının devamı olarak kabul ediliyor aslında. Dil sade Türkçe, Arapça ve Farsça sözcükler oldukça az kullanılmış ama
divan edebiyatına göre az. Sözlü bir dönemdir. Şiirlerin toplandığı esere cönk adı veriliyor. Üniversite sınavına çıkan sorulardan biridir aslında cönk. Bu kelimeyi unutmayalım. Tabii ki yazarlar halktan insanlardı, şairler özür dilerim halktan insanlardı ve genelde sözlü bir edebiyat olduğu için kendileri yazmıyorlardı aslında. İşte şiirlerin, söylenen işte koşmaların, semalerin neyse beğenenleri, okuma yazma bilen kişiler bunları deftere geçiriyorlardı ve bunlara cönk adı veriliyordu. Hece ölçüsü kullanılıyor, milli ölçü olarak nazım birimi dörtlük, yarım uyak kullanılıyor. Aşk, doğa, kahramanlık, ölüm gibi temalar işleniyor. Şairlere bu dönemde aşık adı veriliyor. Bu eserler doğaçlama ve bağlama eşliğinde söyleniyorlar tabii ki. Koşma, sema, ilahi nefes, nutuk, mani, türkü gibi nazım şekilleri var. Üç dönem ayrılıyor halk edebiyatı, anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve dini tasavvuflu halk edebiyatı olmak üzere. Ardından 13. yüzyıla birlikte, 13. yüzyılda divan edebiyatı oluşmaya başlamış. 16 ve 17. yüzyıllarda en olgun dönemine geliyor ve 19. yüzyılın sonlarına doğru da artık divan edebiyatı sönüyor diyelim artık. Yazılı bir edebiyattır. Özellikle şiir vardır. Anadolu ölçüsü kullanılıyor. Beyit nazım birimi kullanılıyor. Yani Arap ve Fars edebiyatlarının aslında etkisinde kalıyor. Osmanlı Türkçesi oluşuyor bu dönemde. Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımından oluşan ağır ve sanatlı bir Osmanlı Türkçesi kullanılıyor. Yeni nazım şekilleri giriyor. Bu dönemde tuyu ve şarkı dışında hep Arap ve Fars edebiyatından türler giriyor. Bu dönemde bu edebiyatta daha doğrusu bu gelenekte diyelim şairlerin şiirlerini yazdıkları esere divan adı veriliyor. Soyut bir anlatım var divanlarda ve her şey idealize ediliyor. Yani aslında eğitim gören, dil bilen, Arapça ve Farsçayı ana dili kadar iyi bilen şairler tarafından oluşturuluyor bu dönem. Buna klasik Türk edebiyatı adı da veriliyor. Gazel, kaside, mesnevi, murabba, rubai gibi türler de var. Nazım şekilleri de var. Bu dönemde aşk, kadın, şarap, dini hikayeler, tasavvuf gibi temalar işleniyor. Ve mazmun adı verilen kalıplaşmış sözler çokça kullanılıyor. Unutmayalım bu kelimeyi. Mazmun, kalıplaşmış ifadedir bunlar. Daha çok zengin uyak kullanılıyor ve tabii ki Arap alfabesi kullanılıyor. Arapların kullandığı alfabeye geçiş yapıyoruz İslamiyet'in etkisinde. 1839'dan itibaren artık Batı'dan etkilenmeye başlıyoruz. Fransız edebiyatı örnek alınıyor ve 19. yüzyıldan günümüze kadar da bu edebiyat devam ediyor. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı. Birinci dönemi Tanzimat Edebiyatı. 1860'da çıkan ilk özel gazetemiz Tercüman-ı Ahval'le birlikte başlıyor. Konu olarak yeni ama biçim olarak eski bir edebiyat. Hak, adalet, özgürlük, eşitlik gibi temalar ilk kez kullanılıyor ve sanat toplum içindir. Anlayışa hakim. Dil sadeleştirilmeye çalışılmış ama yapamamışlar bunu arkadaşlar. Başaramamışlar. Nazım birimi dediğimiz gibi şekil eskiye bağlı olduğundan, eski olduğundan daha doğrusu nazım birimi beyit ölçüsü aruzdur. Düz yazı türleri giriyor ilk defa. Bazı düz yazı türlerini ilk defa bu dönemde görüyoruz. Bunlar roman, hikaye, modern tiyatro gibi yepyeni türler. Parça güzelliği değil, bütün güzelliği ön planda. Servet-i Fünun 1896'da Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun dergisinin baş yazarı olmasıyla başlayan bir dönem. Sanat sanat içindir anlayış var. Dil oldukça ağır, sonet, terzi, rimat, riole gibi yeni şiir türleri giriyor edebiyatımıza. Aruz ölçüsü devam ediyor ama aruz kalıplarında değişiklikler yapılıyor, kurallar yapılıyor. Serbest müstezat ilk defa bu dönemde oluşuyor. Söz tek bir dizede bitmiyor. Buna anjanman diyoruz. Tek dizede bitmiyor. Sonraki dizelere de aktarılabiliyor. Bireysel ve karamsar bir edebiyat. Fecrati de bunun devamı. 1908 yılında başlıyor Fecrati. Sanat sanat içindir anlayışı var. Yine Fransız edebiyatı örnek alınıyor. Yine ağır bir dil kullanılıyor. Aruz ölçüsü kullanılıyor. Sloganları sanat şahsi ve muhteremdir. Ardından milli edebiyat dönemi başlıyor. 1911'de Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik'te Genç Kalemler Dergisi'nin yeni lisan makalesinin yayınlamasıyla başlıyor. Sanat toplum içindir anlayışı hakim adından belli zaten. Bakın milli edebiyat, milli olanı
anlatıyor. Bu nedenle bakın milli edebiyat milli ölçü kullanılacak. Milli ölçümüz neydi? Hece ölçüsüydü doğal olarak. Milli olduğuna göre dil sadeleşmeliydi. Türkçe'ye geri dönülmeliydi. Öztürkçe'ye geri dönülmeliydi. Türkçe bilim ve sanat dili haline getirilmeliydi. Bunlar da bunu başarıyorlar arkadaşlar. Hatırlarsak Tanzimat'ta dilin sadeleştirmeyi savunuyorlar ama başarılı olamıyorlardı. Milli edebiyatta bunu başarıyorlar artık. Anadolu ve Anadolu halkı işlenmeye başlanıyor. Türkçülük hakim bu dönemde milli değerlere yönelme söz konusu. Halk edebiyatından etkilenmişler. Son olarak günümüze kadar gelen Cumhuriyet Edebiyatı var. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar geliyor. Öztürkçecilik anlayışıyla dil iyice sadeleştiriliyor. Anadolu doğal güzellikler, Anadolu insanı, sosyal hayatı ve folkloruyla edebi eserlere yansıyor. 1940'lı yıllardan sonra da bireysel temalar ağırlık kazanıyor. Dünyaya açılmaya ve çağdaşlaşmaya başlamıştı dönemde arkadaşlar. Dünya edebiyatı ile ilgili dünya edebiyatıyla bağlar kurulmuş. Nazım Hikmet bu dönemde mesela ortaya çıkıyor. Birçok akımdan etkileniyoruz bu dönemde. İlk yıllarda genellikle halk edebiyatımızın şekilleri ve hece ölçüsü kullanılırken 1940'lı yıllardan sonra serbest şiir yaygınlaşmış. Aruz'u sürdürmüşler ama aruz çok da artık rağbet görmüyor. Aslında aruzun yadlı oldu. Roman ve hikayelerde toplumsal ve kültürel farklılıklar, ülke ve toplum sorunları, Kurtuluş Savaşı, eski yeni çatışması, köy, kasaba gibi insan çelişkileri, batılılaşma, yanlış batılılaşma bu dönemde işleniyor. Tiyatro çok gelişiyor Cumhuriyet döneminde. Cumhuriyet'in ilkelerini halka aktarmada bir araç olarak kullanılıyor tiyatro. Çocuk tiyatroları da yapılıyor tabii ki. Devlet konservatuvarları açılıyor. Cumhuriyet döneminde büyük ilerlemeler kaydediliyor. Sadece tiyatro değil, dönemi ve eleştiride de kaydediliyor. Cumhuriyet döneminde harf devrimi yapılıyor ve böylece artık Latin harflerine geçiliyor. Roman ve hikayede dört temel eğilim görülüyor. Milli zevk ve anlayışıyla yazan yazarlar, bireysel hayatı esas alanlar, toplumcu gerçekçiler ve modernistler olmak üzere. Videomuz buraya kadar biraz uzun oldu. Ama kolay gelsin diliyorum. İyi günler.